Evet arkadaşlar. Hepinizin gördüğü üzere Pırıl beni bir süre asiste edecek. Süper seçim valla. Anlamadım, bir şey mi dedin? Bir şey mi dedin sen? Pırıl'ı tebrik ettim Bora Bey. Ve tabii sizi de. Size uygun çok iyi bir tercih yapmışsın. Evet arkadaşlar. Bizim uzun uzun ve boş boş konuşacak kadar vaktimiz yok. Bizim zamanımız kısıtlı ve değerli. Değil mi Ali? Benim odadaki dediğim bu ne aradı bu zaman? Benim onu artık. Evet. Şimdi ben sizin aksinize bir şeye baktım. Ben son tıklanma barometresine baktım. Ve gördüm ki genç kitlemiz epey azalmış. Her zaman söylüyorum değil mi Tuğçe? Bizim genç kitlemiz bizim veli nimetimiz. Bizim şirketimizin temelini oluşturan taşlardan en önemlilerinden. Çok ilişkilere yöneldiğimiz için taze kanları yakalayamadık. Aynen öyle. Yani bu taze kanları gençlerimize acilen geri kazanmamız lazım. Evet, şimdi size soruyorum. Gençlerimizin son dönemde takip ettiği popüler isimler kimler? Yani gençlerimizin son dönemde en çok sevdiği popüler isimler kimler? 100 kişiye sorduk, 6 tane popüler cevap arıyoruz. Buyurun. Tabii herkesin kendine göre bir popisi vardır. Yani onun popisi kendine göre, bunun popisi kendine göre. Ha, Bora Bey. Evren Bey, görüyor musunuz arkadaşlar? Hızlı, çevik, atik. Buyurun, sizi dinliyorum. Bakayım, bakayım. Evet, sizi dinliyorum Evren Bey. Susuyoruz arkadaşlar. Teşekkür ederim Bora Beyciğim. Şimdi son dönemin en parlak ismi Kuzeybatı. Anlamadım ney? Kuzeybatı. Kuzey? Batı. Kuzeybatı. Kuzeybatı. Bir isim değil de yön olabilir. Yeter. Ali Beyciğim, hiç öyle şey söylemeyin. Şimdi bu o kadar popüler ki, bunun yeni flörtünün eski flörtü aldı bunu denize fırlıyor. O derece ya. Sonra? Yok yok, ama bu Kuzeybatı çok reserved, böyle snob, cool falan bir tip. Yanına kimseyi yanaştırmıyor. O yüzden biz daha Sevdim. Çok sevdim. Bence şu adı neydi? Kuzeybatı. Şu yanına kimseyi yaklaştırmayan Kuzeybatı fikrine odaklanabiliriz. Yani ulaşılabilir olana herkes ulaşıyor değil mi? Bizim işimiz ne? Bizim farkımız ne? Biz ulaşılamaz olana ulaşalım ki farkımızı ortaya koyalım değil mi? Hatta şöyle yapalım. Adı neydi? Kuzeybatı. Kuzeybatı. Kuzeybatı'nın röportajı adada. Yok. Ada böyle bir röportaj için yeterince tecrübeli değil daha. O yüzden ben Mehmet'le Ekin'e söyleyeyim, onlar bir gidip araştırsın. Yok, yok. Kimseye söylemenize gerek yok. Ben hallederim. Yok, tatlım sen bana bırak. Tuğçe, sevgili baş editörüm. Sen işe yeni aldığın çok sevgili asistanın Ada Tözü'ne güvenmiyor musun? Yani o bu işin üstesinden gelemeyecek mi sanıyorsun? Ha? Halbuki daha yeni iş almıştın sevgili asistanın Ada Tözü'nü. Yok, güveniyorum. Altından kalkabileceğine inanıyorum ben, güveniyorum. Ben de güveniyorum kendime, sıkıntı yok. Evelallah bunun üstüne. O zaman güzel. Çok güzel. Bunu duyduğuma sevindim. O zaman o röportajın yarın masamda olmasını istiyorum. Anlaştık mı? Yarın. Yarın. Yarın diyorsun. Yarın diyorum. Eğer Ada bu röportajda başarısız olursa bunun sonuçları hepimizi üzer Tuğçe. Belki de sadece Tuğçe üzülür. Belli olmaz. Ünlü şarkıcı Kuzeybatı'nın konserde taktığı kemer 500 bin liraya satılıyor. Yuh. Yuh, 500 bin liraya kemer mi olur bu? Çekilecek dert değil ya. Böyle saçma sapan işler. Ne oldu? Bulabildin mi Kuzey'le görüşmenin yolunu? Vallahi Tuğçe Hanım, kemeri 500 bin liraya satılan bir şarkıcıya ulaşmak çok da kolay olmuyor maalesef. Patronun Tuğçe Dikman değilse eğer. Anlamadım. Nasıl yani? Senin için bütün connection'larımı devreye soktum. Ve Kuzey'in menajerinden bir randevu kopardım. Tuğçe Hanım, çok iyi yaptınız. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Zor oldu ama başardım. Nasıl patronum ama? Helal olsun ya. Vallahi helal olsun. Bizi bekliyor. Biz? Siz de mi geliyorsunuz? Evet, tabii ki sen ve ben beraber gideceğiz. Bora'nın dediklerini duymadın herhalde. Bu işte çuvallarsan, yani başarısız olursan benim de koltuğum gider. O yüzden ne yapıyoruz? Biliyoruz onu, tamam ben anladım. Girl power. O yüzden girl power. 10 dakikaya aşağıda buluşuyoruz, tamam mı? Tamam, tamam. Bacıların gücü adına. El olsun be. Sevmiyorum seni ama fenasın.
yüzden bu aralar şirketin en sevdiğim yeri burası. Farkındayım kuzen. Acaba ne yapsak? Senin masanı buraya mı alsak ha? Odana gidip gelirken yorulma. Hep buradasın zaten sen. Yok ya, burayı düşünüyorum. Farklı bir heyecan oluyor. Evet, espressonuz tek mi olsun, double mı Bora Bey? Double olsun. Tamam. Çok güzel yapıyor. Eli çok lezzetli. Double da teki de çok güzel yapıyor. Yani makineden mı diye düşünüyordum. Eli lezzetli. Şey diyeceğim kuzen, sen dün tam böyle Selin'le ilgili bir şey diyordun. İşte ima etmiyorum, direkt söylüyorum falan. Amcam geldi o ara. Ne diyecektin? Kuzen, ben saçmalamışım. Ha. Benim şimdi kafam karışıktı ya de biraz. Biliyorsun malum. Yandan karıştırmayın. Yanlış aktarmışım sana. Ha, ada, nereye gidiyorsun? Kuzeybatı'nın menajeriyle görüşmem var. Dönüşte de Kuzeybatı'yla birlikte geleceğim. Röportaj yapacağım. Ha. Stüdyoyu hazırlayın hemen. Yap yap inşallah, yap. Yürü be kızım ya. Kankam. Yalnız adamı daha gelmeden çok konuşup bunaltma, tamam mı? Kuzeybatı'nı muhabbetten, sohbetten anlayan ince ruhlu bir insan olduğunu düşünüyorum ben. Zehir gibi kız yani. Her işi beceriyor, çok iyi. Çok iyi. Ada, yeah. Ada çok, evet. Yeah. Teşekkür ederim Ali Bey, çok sağ olun. Keşke herkes sizin gibi baktığını görebilmek konusunda başarılı olabilse. Sizin kadar. Ama olamıyorlar. Niye acaba? Ada, sen bu işi de böyle başından başaramayacaksan söyle, bizim haberimiz olsun. Sonra Kuzey maskesi takan bazı insanlar gelmesin karşımıza bizim, tamam mı? Afiyet olsun. Sağ ol, sağ ol Selin'ciğim, sağ ol. Benim karamel şurubum bitmiş. İzninizle onu alıp hemen geliyorum. Tabii. Dikkatli git. Kankacığım sen bir gelsene, ben şu deponun yerini hep karıştırıyorum da sen bir gösteriver. Hadi. O röportajı yapacağım Bora Bey. Göreceksiniz siz. Tabii yaparsın, yaparsın. Yapacağım. Sen git ilk önce depoyu göster, hadi. Hadi kankacığım, hadi. Biliyorsun değil mi o röportajı yapamayacağını? Biliyorsun ve bilerek yapıyorsun bunu o kadar. Biliyorum ama hak etti, hak etti. Madem şirkete dönme konusunda bu kadar iddialı, o zaman iddiasını göstersin o zaman. Hem bunun için bir şans, bunun için fırsat kardeşim. İyi, hadi bakalım. Merhaba, merhaba. Kolay gelsin. Biz de böyle netten geliyoruz da kart gösterelim mi? İster misiniz? Yok yok. Tuğçe Dikman ben. Biz de böyle net'in baş editörüyüm. Kartınızı görebilir miyim? Tanımadım. Görebilirsin. Görebilirsin kartımızı. Niye tanımadın ki? Bizim Murat Bey'le randevumuz vardı da. Bizi bekliyor şu an. Murat Bey'le randevuları varmış. Murat Bey'le randevumuz var. Murat Bey'le randevumuz var, evet. Var, evet. Var. Murat Bey'le randevumuz Murat var. Murat Bey'le randevumuz var bizim. Adınız neydi? Ada Tüzün, Tuğçe. İçeri bir soralım. Ada Hanım'la Tuğçe Hanım buradalar. İçeri gelsinler mi? Hı-hı. Tamam. Buyurun, Murat Bey sizi bekliyor. Şükür. Aha, ne oldu demedik mi biz? Demiştik. Randevumuz var demiştik. Hanımlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Buyurun, buyurun lütfen. Rahatsız olmayın. Hoş bulduk. Hoş bulduk da. Ya bu kadar güvenlik zor olmuyor mu? Buraya gelene kadar 7 tane kapıdan geçtik biz ya. Ada. Ama böyle olmaz. Bizim hayatımız da böyle. Hem mücevheri korumak bu kadar kolay olmamalı değil mi? Kesinlikle öyle. Çok haklısınız. Tabii, tabii, tabii. Kuzeybatı tam bir elmas. Kristal. Elmas yani böyle. Hanımlar, bana çok önemli bir bağlantıyla geldiniz. Yani Ayten Hanım benim çok sevdiğim, saygı duyduğum biridir. Aynen öyle. Ayten Hanım bizim çok 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 yakın bir aile dostumuz. Aradım hemen, telefon numaranızı verdi. Dedi Murat Bey ne yapar, ne eder, bu işi kesin halleder dedi. Kesin. Tabii tabii. Yardımcı olabileceksem ne mutlu bana. Konu nedir? Sizi dinliyorum. Konu şu Murat Bey. Biz Kuzeybatı ile röportaj yapmak istiyoruz. He. Röportaj. Röportaj. Yani röportaj bizim portalımıza yayınlanacak. Öyle mi? Bizde böyle nette yani. Yani ülkenin en çok okunan sosyal içerik platformu. Vay be. Harikaymış da. Kendisi şu an İstanbul dışında. Yani turnede. Aa,
Hayır ya. Turnede mi? Evet. Aa, turneye çok uzun sürer şimdi. Aylarca gelmiyor bunlar. Bir gidiyorlar parayı bul. Aa. Murat Bey, peki Kuzeybatı turneden ne zaman döner? Bu akşam döner. Ben döndüğümde bir randevu ayarlamaya çalışırım. Harika, harika. Hemen konuşur musunuz? Yok, yok hemen konuşamayız. Şimdi... Aa, neden? Cildini falan dinlendirecek. Ama ben yarın için bir görüşme ayarlarım. Aa, yarın. Yarın. Hı-hı. Yarın iyidir. Ay vallahi çok teşekkür ederiz tekrar. Çok sağ olun. Rica ederim. Ne demek, olur mu öyle şey? Yani yardım ettiysem ne mutlu bana, değil mi? Murat Beyciğim, o zaman biz sizin daha fazla vaktinizi almayalım. Biz şimdi kaçtık. Sizden haber bekliyoruz. Sizin hiç aksiyon falan almanıza gerek yok. O iş oldu bile. Ya ağzımdan bal damlıyor. Tamam, tamam. O kadar büyük bir sevap işlediniz ki. Şu kızların yüzünü güldürdünüz ya, Allah da sizi güldürsün. Rica ederim. Güldürsün. Estağfurullah. İyi oldu o zaman, oldu o zaman. Allah için. Hoşçakalın. Kurban pazarına çok mu gitmiş bu? Ne? Tamam hadi. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Sağ olun. Ayağınıza sağ olun. Kolay. Ay ne demek, biz yine geliriz. Tabii tabii. Kuzeybatı ile röportaj yapacaklarmış. Amatörler. Çiş. Kolay gelsin. İşte bu kadar tatlım. Yarın o röportajı yapıyorsun. Şimdi Bora Bey düşünsün. Evet, çak. Girl power. Vallahi bu sefer girl power. Ay. Hah. Tuğçe Hanım, bu zevki bana bırakır mısınız lütfen? Hayatta olmaz. Hayatım, seninle bir konuşalım mı? Gelir misin? Düşündüm de, Bora bu işi sana verdi sonuçta. Sen söyle tatlım. Tamam, ben söyleyeyim. Hadi gel. Gel. Ne oldu? Gel. Ben sana girebilirsin dedim mi? Giremezsin de demediniz. Ben de girdim. Çalışıyorum. Farkında mısın? Ben de çalışıyorum Bora Bey, gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bir haber vermek isterim size. Kuzeybatı olayını hallettim. Tabii, tabii. Gittim, menajeriyle görüştüm. Hı. İstanbul dışındaymış, konseri varmış. Ama bu akşam dönüyor. Sonra da röportajı yapıyorum yarın. Git o dansını dansmışsın da hep. Hadi. Sen doğru kişiyle görüştüğüne emin misin? Ah, Bora Bey, sizin de bu sorularınız var ya. Hiç cevap vermeyeceğim şu an. Ada, sen şimdi bu Kuzeybatı denilen adamın İstanbul'da olmadığına emin misin? Yani bu adam ya ışınlanmayı buldu ve aynı anda iki yerde olabiliyor... ...ya da sen gerçekten başka birinin menajeriyle görüştün. Aa! Ya ne yazıyor? Dublör. Ay yok, bu dublör bu. Bu dublör bu. Bak benzemiyor hatta, bakın. Şimdi düşününce bana mantıklı geldi. Yani inandım ben dublör olduğuna. Neden diye sorun. Neden? Ben sorun. Neden Ada? Neden? Sebebi şu, bunlar ünlü. Bu adam konserden konsere koşturuyor. Hepsi nasıl yetişecek? Para var bunlar, ünlü bunlar. Ben dedim. Ben Tuğçe'ye söyledim. Ada'ya fazla güvenme dedim. Onu uyardım. Ama gel gör ki... ...işte yine olanlar olmuş. Yazık. Çok yazık. Aşk kendi seçer.